Merhabalar, hoş geldiniz. Peter'a söylediğim gibi dünden beri prezentasyonları izliyoruz. Konsept son derece güzel. Basit düşün, ses getir. İnsanlar çok güzel şeyler söylediler. Basitin ne kadar önemli olduğunu, basiti nasıl ifade etmemiz gerektiğini, insanları etkilememiz gerektiğini. Peki ama yaşadığımız hayat çok zorlu. Hakikaten çok kompleks bir dünyada yaşıyoruz. Sadece düşünmekle yapabiliyor muyuz diyeceksiniz. Tamam, çok güzel, basit düşünelim, bir şeyler verelim. Ama becerebilir miyiz? Nedir peki? Karmaşık bir evrende yaşıyoruz. Her şey çok karmaşık. Bakarsanız gezegenler, ay, güneş, güneş sistemi. Bakarsanız uzaktaki yıldızlar, nebulalar. Sonsuz bir evren, karmaşık bir evrende yaşıyoruz. Ama evren aynı zamanda çok basit bileşenlerden oluşuyor. Ne bunlar? Boşluk. Evrenin büyük bir bölümü boşluktan oluşuyor. Çok basit. Atom diyorsunuz, basit bir parça. Bölünemez demişler. Şimdi böyle neden bahsediyoruz? Atom altı parçalardan, çok minik komponentlerden oluşuyor. Çok basit işleyiş kurallarına indirgeyebiliyorsunuz. E eşittir mc kare. Bunu hazırlarken baktım, dünyadaki en meşhur formül buymuş. Bakarsanız Wikipedia'ya siz de görürsünüz. E eşittir mc kare. Kütle, ışık hızının karesi, enerji. Enerji ile kütle arasındaki geçişin formülasyonu. Einstein zamanında bunu yapmış ama dünyanın en meşhur formülü. Çok basit ama öngörülemeyen sonuçları var. Nedir bunlar? Atom bombası. Nedir bunlar? Nükleer enerji santrali, uzay yolculuğu ve önümüzde gelecek kim bilir daha neler. Bunların sonuçları öngörülemez. Peki ne görüyoruz? Basit olmaya çalışıyoruz ama bir taraftan karmaşa var. Neye ihtiyacımız var? Karmaşa içinde bir düzen bulmaya ihtiyacımız var. Yoksa karmaşanın içinde kaybolma ihtimalimiz var. O yüzden ben biraz kompleksi anlatacağım dedim. Çünkü hepinizin bir yerlerden duyduğu, filmlerini izlediği, gördüğü, günlük hayatta belki makalesini gördüğü bir konu. Kaos teorisi. Basitliğin içinde karmaşıklık, karmaşıklığın içinde basitliği arayan bir teori. Size biraz ondan bahsedeceğim. Kaos teorisinin geçmişi aslında bakarsanız sosyal toplumlarda çok eskiye doğru dayanıyor. Birazdan anlatacağım. Ama modern matematikle kesiştiği nokta Mısır'daki Asvan Barajı'nın dizayn aşamasında geliyor. Edwin Hurston'da bir adam, ki bu hidrolog, diyorlar ki git Mısır'a bir baraj yap bize. Bir baraj yaparken en temel kriter barajın nereye yapılacağı değil, nehrin üzerine yapacaksınız. Su olacak, o suyu kontrol edeceksiniz. En temel sorun o havzayı tespit etmeniz. Dolayısıyla barajın yüksekliğini belirlemeniz, kalınlığını belirlemeniz, derinliğini belirlemeniz. Bunun üzerine bu adam gidiyor, çalışıyor, ne yapman gerekiyor? O nehirde her sene ne kadar su toplandı? Yani yağmuru tespit etmeniz gerekiyor. Ve çalışıyor, bakıyor ki Mısırlılar çok dikkatli davranmışlar. Çok eski zamanlara doğru, neredeyse 1000 yıllık Nil Nehri'nin kayıtlarına bakıyor. Ve o kayıtların arasında bir istatistiki böyle güzel bir akış bulmaya çalışıyor. Ne yazık ki bulamıyor. Ama problem hala ortada, barajı dizayn etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla Edwin Hurst'le başlayan 1951 yılında bir çalışma yapıyor. Bu çalışma uzun dönemli, 1000 yıllık bir dönemde Nil Nehri'nin rejimini tespit etmeye çalışarak onun içinde o karmaşıklığın, yağmurun içinde bir akış, bir düzen bulmaya çalışıyor. 1951 yılıyla başlıyor kaosun macerası. Sonra yıl 1972, bir kelebek. Bunu da eminim pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Meşhur bir laftır. Bir kelebeğin kanat çırpması böyle bir fırtınaya neden olabilir mi? Yıl 1972, Edward Lorenz, bir meteoroloji uzmanı, aynı zamanda matematikçi, görevi o zamanki bilgisayar teknolojisiyle hava sistemlerini tahmin etmek. Kolay değil çünkü kompleks bir dünyanın içinde olduğunu görüyor ama bir taraftan basitleştirmesi ve tahmin etmesi gerekiyor Lorenz'in. 1972 yılında aynı bu isimle bir makale yazıyor. Orijinali şu, Brezilya'da bir kelebeğin kanat çırpması Teksas'ta fırtınaya neden olabilir mi? Fırtınaya neden olmuyor ama matematik biliminde büyük bir fırtınaya neden oluyor. Daha sonra bu kaos teorisi, 72 yılındaki kaos teorisiyle sosyal bilimler, akışkanlar, tıp ve pek çok alanda fırtınaya neden olduğu söyleniyor. Gerçekten çok meşhur. Bunun üzerine yapılmış olan 3-5 tane de film var. Onları da görmüşsünüzdür eminim. Kaos teorisi diyor ki evet, bir kelebek kanat çırpar. Bu da bir fırtınaya neden olabilir ama belirli şartlarla. Şimdi size onları anlatmaya çalışacağım. Çok basit bir matematiksel kaos örneği. Çünkü iş matematikte başlıyor. Buradan sosyal bilimlere, biyolojiye,
fiziğe, kimyaya, her yere, hatta coğrafyaya aktarabiliyorsunuz. Mandelbrot denen çok basit bir denklem. Z kare artı C polinomu. Peki buradan kaos nasıl çıkar? Çok basit bir denklem ama içinde bir kaos, bir kompleksite barındırıyor. Nedir bu? Bakarsanız birkaç tane örnek verdim. Sıfır noktasından başlayıp giderseniz 1, 2, 5, 26 rakamını elde ediyorsunuz. Sonra 26'nın karesini alarak çok büyük bir rakam elde ediyorsunuz. 6. derivasyonda daha büyük bir rakam, 7. derivasyonda gerçekten büyük bir rakam elde ediyorsunuz ki artık sonsuza doğru giden bir rakam dizgisi. Peki, çok basit bir şeyi değiştiriyoruz. Yine sıfır noktasından başlıyoruz. C sabiti sıfır aldığınız zaman elde edeceğiniz sonuç hep sıfır. Sıfır noktasından başladınız, eksi bir ile devam ettiniz. O zaman ne elde ediyorsunuz biliyor musunuz? Eksi bir ile sıfır arasında gidip gelen bir denklem. Çünkü denklem çok basit, sonucun basit olmasını öngörüyorsunuz. Bunlar da grafikleri. C rakamıyla ilgili değişkenlik. Bakın çok düzgün bir denklem. Çünkü denklem çok basit. 1.3 olduğu zaman biraz bir bozulma görüyorsunuz. 1.38 olduğu zaman başka bir pattern görüyorsunuz ki bu daha sonra anlatacağım bütün olaylara aktarabileceğiniz. Rakamı 1.9 yaptığınız zaman o basit denklemde sıfır noktasından başladığınız zaman böyle ilginç bir şey görüyorsunuz. Buna ne diyorlar? Kaos. O tür parametrelerle elde edilen az önceki o basit x kare artı c denkleminin sonucuysa bu. Nedir bu? Mandelbrot set dediğimiz, Mandelbrot diagram dediğimiz çok ilginç bir set. Kaos teorisiyle ilgilenenler bunu görebilir. Bakarsanız daha da ilginç olduğunu göreceksiniz. Zoom yapalım, yaklaşalım. Yaklaşınca şeklin bozulmadığını görüyorsunuz. Merkeze doğru yaklaşıyoruz. Daha yaklaşalım uç tarafına. Daha yaklaşalım. Biraz daha. Dikkatinizi çekmiştir. Resim hep aynı ama aslında farklı. Bir bütünün parçası ama kendi içinde bir bütünlük arındırıyor. Şunu fark edebiliyorsunuz. Ne kadar zoom yaparsanız yapın, aynı şeklin içinde olduğunuzu fark ediyorsunuz. Ama şekil hep farklı. Ufak tefek değişikliklerle birbirine benzeyen bir şeklimiz var. Çok uzun süreler zoom yapsanız bile çeşitli bölgelerde hep bunu göreceksiniz. Bu kaos dünyasının, matematikteki kaos dünyasının en meşhur şekillerinden biri. Dikkat edin. Zoom yapıyoruz. Gittikçe ufalmamıza rağmen ve gördüğünüz şeylerde, yerlerde küçük, aynı şekillerden daha küçük versiyon olduğunu görüyorsunuz. Sadece bu kadar mı? O basit denklemden çıkan bu karmaşık şekillerin ardında fraktal şekiller dediğimiz çok renkli bir dünya var. X kare artı C denkleminin içindeyiz hala. Matematiksel olarak bilgisayarda çizilmiş ortam. Bu şekillerin hepsine biz fraktal şekiller adını veriyoruz. Sadece o şekiller değil. Bakın bu şekiller o az önce görmüş olduğunuz şekillerin farklı noktalarına zoom yapılarak çekilmiş olan resimler. Benzerliği ve benzersizliğe dikkatinizi çekelim. Bakarsanız o az önceki şekli bu şekillerin içinde bir yerlerde görüyoruz. Bunlar copy-paste tipi değil, bir sanatçının çalışmaları değil, matematiksel bir denklemin, x kare artı c denkleminin sonuçları. Bakarsanız bunların hepsi o büyük şeklin çeşitli parçaları. Biri sağından, biri solundan çok yüksek rakamlarda zoom yapılarak elde edilmiş enteresan şekiller. Peki, kaos sadece matematiksel denklemlerde mi var? Düşünmüyorum. Akciğerler, o az önce bahsettiğimiz fraktal yapının en iyi örnekleri. Nedir bunlar? Hem birbirine benzer, hem kendisine benzeyen bir sürü komponentlerden oluşur. Baktığınız zaman da o bütünün parçası olduğunu bilirsiniz. Maydanoz benzeri bu bitki. Bakarsanız doğada görürsünüz. Hem kendisine benzer, hem bütünün parçasıdır. Eğrelti otu benzeri bu bitki, çam ağacı, karnabahar, buz kristali. Buz kristallerinin hepsi kendine benzer ama bir taraftan da hepsi birbirinden farklıdır, parmak izi gibi. Dolayısıyla doğada da az önce görmüş olduğumuz o çok basit denklemin yansımalarını görüyoruz. Matematikte fazla sıkmadan nedir bir anlatacağım. Dinamik sistemlerde kaos için başlangıç koşullarına hassaslık gerekir. O ilk nokta çok önemli. Hiçbir şey elde edemeyebilirsiniz, lineer bir doğru da elde edebilirsiniz ama eğer doğru zamanda, doğru yerdeyseniz sosyal bilim tarafında, o zaman kaosu görebilirsiniz. Topolojik karışım, kafanızı karıştırmayacağım, bütün noktaların üst üste gelmesi gibi bir şey. Ve az önceki bahsettiğim gibi ilginç şekiller, yörüngelerin bir yerlerde yoğunlaşması gerekiyor. 2 ve 3'ü atıyoruz,
başlangıç koşullarına hassaslık üzerinden devam edelim. 72 yılındaki bu makale, meteorolojist arkadaşın yapmış olduğu çalışmanın sonucu bu. Lorenz çekeri ya da atraktör dediğimiz resim. Başlangıç noktasına göre elde edeceğiniz sonuç böyle bir şey. Başlangıç noktanız bunun hemen yanında bir nokta olursa bile elde edeceğiniz lineer bir doğru. Bu konunun özü tamamen bu, matematiksel olarak. Peki, sadece matematikte mi var bu konu? Bakarsanız 12. yüzyıldan araştırdığınız zaman internette görüyorsunuz. Çok eski bilinen bir deyiş. 12. yüzyılda ilk olarak not edilmiş. Yine kaos teorisi. Neyi anlatıyor? Çok küçük konuların çok büyük sonuçlara yol açabileceğini. Yani başlangıç konusuna hassas olan durumları ifade ediyor. Nedir? Bir çivi bir nal kurtarır. Bir nal bir at kurtarır. Bir at bir er kurtarır. Bir er bir cenk kurtarır. Bir cenk bir vatan kurtarır. Şunu görüyoruz, 12. yüzyılda adam 20. yüzyıldan çok önce, 800-900 yıl önce bunu görmüş, sosyal bir olaya yorumlamış ve koymuş. Çok basit gördüğünüz, önemsiz gördüğünüz parametreler aslında çok önemli şeylere, sonuçlara neden olabiliyor. Uygun bir mix olduğu zaman. Victor Hugo'nun bir lafı var. Yine o anın değerini ifade eden, o başlangıç durumunun önemini ifade eden, zamanı gelmiş bir fikrin karşısında dikilme gücüne hiçbir ordu sahip değildir. Neyi ifade ediyor? Başlangıç durumuna hassasiyet. Dolayısıyla en çok dikkat edilmesi gereken konu, başlangıç durumunun nerede olduğu. Bir fikir üretecekseniz, bir fikri satacaksanız, bir ürün pazarlayacaksanız, onun doğru zamanda olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Zamanlama doğru mu? Uygun ortam oluşmuş mu? Konu bu. Özetlersek, dinamik sistemler içinde yaşıyoruz günümüzde. Şurada görüyoruz, Twitter'da ben konuşurken, konuşmacılar konuşurken buradaki insanlar, dünyadaki bir sürü insan takip edebiliyor. Hepimiz çok dinamik sistemler içinde yaşıyoruz. Dünya ile haberleşme halindeyiz. Sürekli bir feedback, geri besleme mekanizması var. Bu da bütün sistemleri dinamik haline getiriyor. Toplumlar çok dinamik hale geldi. Yoğun etkileşim içindeyiz az önce söylediğim gibi. Çok uzaktaki arkadaşlarımızla haberleşiyoruz. Avustralya'da benim arkadaşım var, Amerika'da da arkadaşım var. Bakarsanız aynı konular üzerine yorumlar yapabiliyoruz. Önceden saat farkı olan yerlerde artık olmadığını görüyoruz. Çok yoğun etkileşim içindeyiz. Yüksek hızda ve yoğun geri bildirim alıyoruz. O geri bildirimlere göre yeni rotamızı belirlemek durumundayız. Bir konu söylüyorsunuz, hemen feedback alıyorsunuz arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan, sevenlerden, sevmeyenlerden. Buna göre kendinizi şekillendirmeniz gerekiyor. Yenilikleri çok hızlı kabulleniyoruz. Son özellikle 10-15 yıl içindeki bu mobil iletişim ve sürekli feedbackle beraber yenilikler çok hızlı yayılıyor. Artık bir 10 sene, 15 sene karar verme zamanları yok ya da alışılagelmiş kalıplar yok. Çok daha hızlı kabulleniyoruz, çok daha hızlı değişiklikler yapıyoruz. Peki, bunları anlattık, matematik, teori, geçmiş, toplum. Ya kelebek kanat çırparsa, acaba fırtına olur mu? Gerçek hayatta böyle bir fırtına oldu. Kelebek değil ama kuş kanat çırptı. Twitter dediğimiz bir fenomen çıktı. Bakarsanız ne kadar zaman önce vardı? 50 yıl önce çok geleneksel bir marka mıydı? Twitter diye bir şey vardı. Posta servisi miydi? Hayır, Twitter diye bir tane konu. Ufak mesajlar, belirli kısalıkta, basit, sade ama çok enteresan bir etki olduğunu görüyor. Buradan bir şey yazıyorsunuz, onun üzerine yarattığı dalgalanmalarla uğraşıyorsunuz. Bu insanlar için geçerli, bu şirketler için geçerli, bu hükümetler için geçerli, bu devletler için geçerli, bu hayat görüşleri, dini görüşler her şey için geçerli. Çok büyük dalgalanmalar sebep oluyor. Basit dediğiniz şey çok kompleks bir dünyaya yol açıyor. Facebook çok basit değil mi? Bakarsanız mavi bir zemin üzerine adam beyaz yazmış. Bundan daha basit bir şey olabilir mi? Ama gerisine baktığınız zaman uygulaması da çok basit olan bu sistemin dalgalanmaları ya da yol açtığı sonuçlar çok ilginç. Neden? Başlangıç koşulları buna uygun olarak oluşmuş. Mobil komünikasyon, bilgisayar teknolojisi, internet vesaire bunları koyduğunuz zaman çok ilginç bir yere gidiyorsun. Çok basit dediğiniz bir yerden dünyanın en büyük şirketleri çıkıyor. Yeni yeni pazarlama, önceden gazetelere tam sayfa ilan verirken sosyal pazarlama denen bir konuya adım atıyorsunuz. Basit ama bir taraftan çok ilginç sistemleri yol açıyor. Google ilk çıktığı zaman ne kadar basit gelmişti. Sürekli verilen örneklerden ama ben yine vermeden geçemeyeceğim. Bakarsanız beyaz bir sayfa, Google yazısı yazıyorsunuz oradan. Arka tarafta kullanıcıyı hiç ilgilendirmeyen kompleks bir mekanizma ve önünüze bir şeyler geliyor. Çok basit ama bir taraftan tetiklediği konular çok fazla. Apple
Çok basit bir logo. Bu konunun öncülerinden bir tanesi hakikaten. Basitin ne kadar etkili olabileceğini, nasıl bir şeye, sonuca yol açabileceğini en iyi görenlerden birisi. Basit ama etkili bir logo. Baktığınız zaman hiçbir yerde Apple yazısı görmüyorsunuz. Belki görenler, görmeyenler, dikkat edenler. Baktığınız zaman telefonların arkasında sadece bunu görüyorsunuz. Ama hemen anlıyorsunuz, algılıyorsunuz. Ve kafanızda bir sürü Steve Jobs'ın hayatından kuruluşuna kadar, hikayesine kadar bir sürü şeyi tetikleyen bir mekanizma. Çok basit ama karmaşaya, kaosa, kompleksiteye götüren bir şey. Zaten konu da o. Beynimiz, kafamız aslında çok kompleks çalışıyor ama çok basit şeylerden harekete geçiyoruz. Burada benim söylemek istediğim konu pazarlama olduğuna göre şunu söylemek istiyorum. Lütfen müşteri yormayalım, basit olalım ama etkili olalım. Buradaki konu şu, hayatımız zaten çok kompleks, karmaşık. Özellikle İstanbul'da hepimiz karmaşık bir hayatın içinde yaşıyoruz. Karmaşayla beraberiz. Benim hep söylediğim gibi trafik konusu mesela bana sorarsanız bu konuyla çalışmış biri olarak kaotik. Neden? Her şeye hassas, başlangıç koşullarının aşırı hassaslık var. Sabahleyin yol üzerinde birisinin lastiğinin havası inse, sağ tarafa çekse, o gün İstanbul'da trafik kaos. Çünkü neden? Başlangıç koşullarına hassaslık var. Ve bir taraftan bombardıman halindeyiz. Kompleks düşünmek durumundayız çünkü hayatımız öyle. Bir sürü parametre var. Ama bu tarafta eğer bir mesaj veriyorsak, bir, o başlangıç koşullarını unutmamamız gerekiyor. Çünkü artık günümüzde her şey çok kolaylıkla kaosa dönebiliyor. İyi tarafında ya da kötü tarafında. Yapmamız gereken şu, müşteriyi yormayacağız, basit olacağız, etkili olacağız ama bir taraftan o basit verdiğimiz şeylerin, mesajların çok kompleks etkileri yol açabileceğini de göreceğiz. O geri beslemeleri sürekli alıp yönetmemiz gerekiyor. Güzel, iyi anlattık. Kompleks, basit. Hayatın içinde kaos var, kaosun içinde düzen var ama nasıl yapacağız? Albert Einstein demiş ki, yine kıymetli bir insan, hakikaten bu sunumu yaparken baktım. Bolca söylenmiş güzel sözü var, çoğu da çok kıymetli. Hiçbir şey basitçe açıklanamayacak kadar karmaşık değildir. Adamın açıkladığı teoremlere bakarsanız, görelilik, uzay zaman, madde, enerji vesaire gibi bir sürü denklemi böyle basitleştirerek anlatmaya çalışmış olan bir adam bunu söylediyse demek ki kompleks olan hayatımızı, kompleks olan tüketicilerin hayatını bir şekilde basitleştirmek durumumuz var. Geri plandaki kompleksiteyi engelleme şansımız yok. Hayatlarımız kompleks ama bir taraftan bir şeyleri basitleştirmemiz, insanlara onu vermemiz gerekiyor. Benim size söyleyeceklerim bu kadar. Umarım komplekslik ve basitlik arasındaki geçişi saldım. Kaosun içinde bir düzen olduğunu, o düzenin içindeki harmoniyi yakalamanın ne kadar önemli olduğunu hiç unutmayalım. Müşteriyi yormayalım çünkü onların hayatı çok karmaşık ve kompleks. Çok teşekkürler.